Herkese merhabalar. Evet. Ben Ali Baran Mete. Network Mühendislik'te tasarım ve simülasyon mühendisliği görevini yürütüyorum. Bugün sizlerle birlikte Synfect Formic hakkında bilgiler verip ardından da canlı demo gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak ben donma yaşamamak için görüntümü kapatıyorum. Ardından ekranımı sizlerle paylaşacağım. Ekranı net bir şekilde görebiliyor musunuz? Şu an ben görüyorum Baran Bey. Tamamdır. Bugün Synfect Formic üzerinde konuşacağız ve Synfect Formic'te gerçekleştirilen metal şekillendirme ve imalat simülasyonları hakkında bilgi vereceğim sizlere. Öncelikle Synfect yazılım grubu başlıca üçe ayrılıyor. Ekranda gördüğünüz gibi Synfect Formic, Synfect Welding ve Synfect Additive. Birinci oturumda Welding ve Additive hakkında bilgiler aldınız. Bugün de kütlesel şekillendirme ve saç şekillendirmeyi, metal şekillendirme gerçekleştirdiğimiz Synfect Formic yazılımıyla ilgili bilgiler alacaksınız. Bunlar bizim genel bir referanslarımız. Hangi prosesler modellenebilir? Biraz ondan bahsedelim. Bugün sizlerle birlikte bir adet sıcak dövme, bir adet derin çekme saç şekillendirme ve bir de soğuk dövme operasyonlarını canlı olarak modelleyeceğiz. Ancak Synfect Formic bunlarla sınırlı değil. Sıcak profil hattelemeden, rake-wise ön şekillendirme verilen rekbaz tezgahlarının şekillendirme analizlerine kadar, işte yüzük hatteleme, indüksiyon ısıtma, elektro şişirme, açık kalıpta dövme veya çapaklı dövme gibi ki bugün gerçekleştireceğiz. Profil ekstrüzyon gibi, yine mekanik birleştirmelerde perçinleme, kenetleme, yine kaynaklı birleştirmelerde direnç punta kaynağı, sürtünme karıştırma punta kaynağı ve sürtünme kaynağı gibi modeller Synfect Formic'te modellenebiliyor. Ariyetten statik yükleme yapabiliyorsunuz ve bir de Synfect Forming'in ısıl işlem modülü ile birlikte metallere ısıl işlem uygulayabiliyorsunuz. Ardından da kazandıkları özellikleri net bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Aslında bakılırsa döküm ve talaşlı imalat haricinde metal şekillendirmenin birçok alanı Synfect Forming'de modellenebiliyor. Burada Synfect Formic'te kurulmuş modellerden bazılarının animasyon görüntüleri var. Ekstrüzyon, çapraz kamalı hatleme, sıcak hatte, saç şekillendirme ve yüzük hatlemeli ile ilgili yapılmış simülasyonların çıktı animasyonlarını görebiliyorsunuz. Yine direnç punta kaynağı, kenetlemeler, perçinlemeler, sürtünme kaynağı gibi birçok operasyonunda Synfect Forming'de modellemek mümkün. Aynı zamanda bu gerçekleştirdiğiniz kenetleme, perçinleme veya kaynak olabilir. Bunların fonksiyon testlerini de Synfect Formic'te gerçekleştirebiliyorsunuz. İki parçayı birbirine kenetlediniz, perçinlediniz. Bu parçaya çekme testi uygulayabilirsiniz, kayma testi uygulayabilirsiniz ve yaptığınız bu birleştirmenin ne kadarlık bir yük altında hizmet vereceğini de tayin edebilirsiniz. Hangi parametreler incelenebilir konusunda malzeme akışını net bir şekilde görüyoruz. Bu malzeme akışından kaynaklanan hatalarda katlanmalar, sıyırmalar, kalıp doldurmama gibi, çapak miktarı gibi birçok şeyi okuyabiliyoruz. Aynı zamanda parça üzerine yerleştirdiğimiz akış çizgileriyle birlikte parçanın lif yapısını gözlemleyebiliyoruz. Gerçekte üretip, kesip, işte zımparalayıp dağlamanıza hiç gerek kalmadan malzeme akışının ve lifleri nümerik ortamda da görebiliyorsunuz. Parça üzerindeki sıcaklık dağılımları, geri yaylanma miktarları, kalınlık değişimleri, faz dönüşümleri, sertlikler, üzerindeki artık gerilmeler, tane boyutu ki sadece çelik malzemeler için, aşınma miktarı gibi birçok parametreyi de okumak mümkün ki bugün yapacağımız canlı demoda sonuçları beraber inceleyeceğiz. Arayüzümüz ekranda görüldüğü gibi bugün bolca göreceksiniz bu arayüzü. O yüzden canlı demoyu geçiyorum şu anda. Synfect Forming'i çalıştırdığım zaman karşıma böyle bir ekran geliyor. Üst tarafta yeni proje açma, mevcut projeleri açma butonumuz var. Bugün ilk etapta bizler sıcak dövme modeli oluşturacağız. Bu modeli ben Synfect Forming'in içerisindeki demo example'lardan aldım. Oraya nasıl ulaşıyorum? Help menüsüne geliyorum. Demo example'lara geldiğimde Synfect Formic'te modellenebilecek bütün operasyonların örnek modelleri içerisinde yer alıyor. Hem bu modelleri nasıl kuracağınızla ilgili dokümanlar hem de modellerin kurulmuş halleri mevcut. Aynı zamanda model kurmak için kullanmanız gereken CAD geometrileri de burada mevcut. İlk etapta sıcak dövme yapacağım için
Connect Road with Crank Press modeline geldim. Burada modelle ilgili genel bir bilgi var. Model 2 operasyonuna uyuşuyor. Burada artı butonuna tıklarsam modelle ilgili bir info sheet'e ulaşıyorum. Video butonuna tıklarsam yine sonuçlarının gösterildiği bir video karşıma çıkıyor. Dosya butonuna tıkladığımda dosya konumuna gidiyorum ki buradan kullanacağım CAD datalara ulaşabilirim. Aynı zamanda en baştaki proje tuşuna da basarsam hazır kurulmuş Symphonic Forming projesi karşıma gelecektir. Öncelikli olarak bir proje oluşturacağım. Yeni proje diyorum. Burada projemin adını sıcak dövme şeklinde Türkçe karakter kullanmadan giriyorum. Ardından nereye kayıtlı olacağını girdikten sonra OK butonuna tıklıyorum. Karşıma bir operasyon tiplerini gösteren menü çıkıyor. Burada ben sıcak dövme yapacağım için Hot Forging'i seçiyorum. Ardından da üçüncü etap olarak sıcak dövmede hangi operasyonu gerçekleştireceğim? Bunu bana soruyor. Isıtma, soğutma, dövme, upsetting, bükme gibi birçok tip var. Genel içerisinde hepsini modelleyebilirsiniz. Buradaki diğerlerini seçmeniz sizlere bazı ayarların otomatik olarak gelmesi ve daha rahat modelleme imkanı sunacaktır. Ben burada upsetting kısmını seçtim. Hemen altında ben modeli 3 boyutlu modelleyeceğim. 2 boyutlu eksenel simetrik mi, 2 boyutlu planar mı? Biraz bundan bahsedeyim. Eğer ki bir parçamın kesitini aldım, bir eksen etrafında revolve ettim, döndürdüğümde o parçanın ve operasyonun birebirini elde ediyorsam o parça 2 boyutlu eksenel simetrik olarak modelleyebilirim. Yine bir parçayı kesit aldım ve bir eksende öteleyerek o parçayı ve operasyonu elde edebiliyorsam onu da 2 boyutlu düzlemsel olarak modelleyebilirim. Bugün bizim modelleyeceğimiz parça bir içten yanmalı motorlarda kullanılan piston kulu dediğimiz bir parça. Bu parça 3 boyutlu bir parça olduğu için ben 3 boyutlu olarak modelleyeceğim. Hemen altında da çözüm yöntemi karşımıza çıkıyor. Burada FE dediğimiz finite element sonlu elemanlar. Bir de FV dediğimiz sonlu hacim yöntemi var. Symphonic Forming'de sıcak çapaklı dövmede sonlu hacim yöntemi kullanılıyor. Diğer bütün projelerde veya bütün operasyonlarda sonlu elemanlar yöntemi kullanılıyor. Sonlu elemanlar yönteminden çok kısaca bahsedecek olursam belli bir hesaplama yapabilmek için bizler iş parçamızı geometrisini bildiğimiz elemanlara bölüyoruz. Neden sonlu elemanlar ismini alıyor? Çünkü bir parçayı sonsuz elemana bölebilirsiniz. Ancak sizin belirlediğiniz bir eleman boyutuyla sınırladığınız için sonlu elemanlar adını alıyor. Sonlu hacim yöntemi ise Symphonic ekibi tarafından geliştirilmiş. Tamamen sıcak dövmeye, çapaklı sıcak dövmeye özgü bir model. Sebebi çapaklı sıcak dövmede malzeme biraz akışkan davranışı sergiliyor. Tam anlamıyla değil. Bu davranışı daha iyi modelleyebilmek için sonlu hacim yöntemi türetilmiş. Sonlu hacim yöntemi hem parçayı elemanlara bölüyorsunuz hem de parçanın bulunduğu hacmi elemanlara bölüyorsunuz. Burada bizler sıcak dövmede çapaklı sıcak dövme modeli kuracağımız için sonlu hacim yöntemini seçiyorum. Ortam sıcaklığım 50 derece ve toplamda 2 adet kalıbım var. Alt ve üst kalıp olmak üzere. Bu kalıp sayısını buradan da arttırabilirsiniz. Model ağacını kurduktan sonra hem kalıpları silebilir hem de kalıp ekleyebiliyorsunuz. Sağ tarafı da modelle ilgili bilgileri yazdıktan sonra tarih ve saat ekleyip OK butonuna basıyorum. Ardından sol tarafta bir model ağacı oluşuyor. Hemen model ağacımın sağ tarafında da parametre girdi bölümü var. Buraya sağ tuşu yaptığımda şurada silik bir çizgi göreceksiniz. Bu çizginin üstündeki kısımlar model oluşturmam için girmem gereken askeri parametreleri göstermektedir. Yani ben bir model oluşturmak istiyorsam buraya geometri, malzeme, pres, sürtünme ve sıcaklık tanımlamayı. Geri kalanlar yine spesifik modelleri oluşturmak için kullanmamız gereken sınır koşullarını gösteriyor. İlk etapta geometriyle başlayacağım. Geometride import CAD kısmına geldiğimde aşağıda gördüğünüz uzantılardaki CAD modellerini içeriye aktarabiliyorsunuz. Birinci operasyonu modelleyeceğim. Benim CAD geometrim STL formatında. Bir adet iç parçam, iki adet de kalıbım var. Üçünü de seçtim. Burada quality facet kullanıyorum. 3 boyutlu analizlerde bizler quality facet kullanıyoruz. Nedir bu quality facet? CAD geometrisinin yüzeyine bir ağ arıyoruz, yüzey ağı. Böylece kontaklar rahat bir şekilde hesaplanabiliyor.
Burada hassasiyetine giriyorum. Preview butonuna bakarak, tıklayarak CAD geometrimin hassasiyetini öncelikle izleyeceğim. Eğer uygunsa içeriye aktaracağım. Şu anda alt kalıbım geldi. İç yüzeyine bakıyorum. Benim için yeterli. Import butonuna tıklıyorum. Şu anda alt kalıbım, üst kalıbım ve iç parçam içeriye aktarılıyor. Geometriye tanıttıktan sonra ikinci işimiz malzeme girmek olacak. Geometrilerim geldi. Üzerine çift tıklıyorum. Alt kalıbımı sağ tuş rename ile alt kalıp olarak adlandıracağım. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorum. Yine ikinci geometrim üst kalıbım. Pozisyondan anlıyorum. Üst kalıp olarak adlandırdım. Ve üçüncü geometrim de iş parçam. Burada iş parçama daha öncesinde bir ön fon verilmiş. Bizler ön fon verilirken parça üzerindeki etkileri bu analize dahil etmeyeceğiz. Şu anda bu CAD geometrisi üzerinde herhangi bir strain stres barındırmıyor. Ancak Simfect Formic'te zincirleme analizi zaten yapıyoruz. Burada ikinci operasyonu kurduğumuz zaman birinci operasyonun sonucunu alıp ikinci operasyona koyuyoruz. Böylece birinci operasyondan gelen etkileri de dahil etmiş oluyoruz. Yine WordPress'in kısaltması olan WP olarak adlandırdım. Modellerimi adlandırdıktan sonra ikinci hamlem malzeme seçimi. Malzeme için bir malzeme kartı türetebilirim testlerini yapıp. GMAT Pro gibi malzeme üretme programlarındaki çıktı olan malzeme kartlarını içeri aktarabilirim. Ve bir de Simfect Forming'in kütüphanesini kullanabilirim ki en basit pratik yöntem budur. Kütüphanede yaklaşık 763 adet malzememiz var. Sağ tarafta malzemeleri görüyorsunuz. Malzemelerin hemen yanında bir C, H ve U harfleri var. C cold'dan, H hot'tan ve U da universal'dan gelir. C harfi olan malzemeleri soğuk şekillendirme için kullanabilirsiniz. Hemen sağ tarafında kaydığınızda hangi sıcaklık aralığında kullanabileceğiniz yer alıyor. Bunun sebebi bu malzemenin içerisindeki akma eğrileri bu sıcaklık aralığında tanımlı. Bu sebepten ötürü diğer sıcaklıkta kullanamıyorsunuz. Yine H işareti bulunanlar sıcak şekillendirme için kullanılabilir. Yine sıcaklığına baktığımızda 900 ile 1200 santigrat derece arasında tanımlı akma eğrilerini görebiliyoruz. Bir de U harfinin olduğu universal malzemeler var. Bu malzemeler hem soğukta hem sıcakta kullanılabilir. Çünkü dikkat ederseniz akma eğrileri 20 santigrat derece ile 1200 santigrat derece arasında yer almakta. Ben bu projemde 16 mangan krom kullanacağım. Burada H harfi olan sıcak bölme için uygun olan malzememi seçiyorum. OK dediğimde malzemem buraya geldi. Yine kütüphaneye gidelim ve kütüphaneden bahsedelim. Burada bir filtrememiz var. Eğer malzemenin özelliğini girmek istiyorsak burada özelliklerini tanıtarak sınırlayabiliriz ve kütüphaneden daha rahat bir arama gerçekleştirebiliriz. Üst tarafta yine malzememin ister standardını ister ismini yazarak malzemeyi bulabilirsiniz. Ayrıyeten kütüphaneye malzeme ekleyebiliyorsunuz. Burada import butonuna tıkladığınızda gördüğünüz formattaki bütün yazılımları içeriye aktarmanız mümkün. Bunlar içerisinde Matilda ve en çok kullanılan GMAT Pro uzantılı malzemeler de yer alıyor. Onun haricinde eğer ki kütüphanede istediğim malzeme yok ise malzeme benzetme özelliğimiz var. Bunu nasıl yapıyoruz? C45 malzemeye ihtiyaç duyuyorsunuz ama kütüphanede C30 var. C30 ile C45'in termal ve bazı mekanik özellikleri birbiriyle çok aynıdır. Aradaki farkların en büyüğü flow curve'lerinin farklı olmasıdır. Buraya gelip flow curve kısmına geldikten sonra ki geldiğinizde burada hangi sıcaklık aralığında ve hangi strain rate'e tanımlı olduğunu görüyorsunuz. Strain rate'den de bahsedelim. Biraz bu akma eğrileri neye bağlı?
hem sıcaklığa bağlı hem de şekillendirme hızına bağlı. Bir şeyi ne kadar fazla hızlı şekillendiriyorsanız o kadar zor akıtıyorsunuz aslında. Bundan dolayı bir test yaparken hem farklı sıcaklıklardaki numunelerden çekme testi yapmanız gerekiyor, hem de çekme testinin hızını farklı hızlarda gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve böylece elinizde birden fazla hem sıcaklığı hem de sterilite bağlı akmeleri elde ediyorsunuz. Diğer konuya gelecek olursak malzeme benzetme konusuna C45 malzemeye ihtiyacınız var. Kütüphanede C30 malzemeniz var. Hemen bir literatür araştırması yapıyorsunuz veya bir elinizdeki numuneden çekme testi yapıyorsunuz ve oda sıcaklığındaki her iki malzemenin de akma eğrisi arasındaki oranı buluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki C45, C30'un akma eğrisi olarak 1,5 katı. Yukarıda flow curve scaling özelliğine geldiğinizde buraya 1,5 girdiğinizde bu malzeme artık C30 değil C45 gibi davranacaktır. Hemen hemen. Bu da pratik yöntemlerden bir tanesi. Şimdi kütüphanede malzememizi tanıttık, ketleri tanıttık. Şimdi sıra presi tanıtmakta. Prese geldiğimizde ister manuel olarak ister kütüphaneden herhangi bir pres seçebilirsiniz. Burada crank presimiz mevcut. Yine manuel olarak girdiğinizde hem tabular motion hem de hidrolik preslerimiz mevcut. Bu projede biz manuel olarak girelim. Burada pres kataloğuna bakarak yarı çapımı. Buraya giriyorum. 300 milimetre. Rod kolu uzunluğum 1000 milimetre ve dakikadaki devrim 30 RPM. Okey dediğimde buraya presim oluşmuş oldu. Şimdi dördüncü aşama olarak da sürtünme tanıtacağız. Sürtünmeye geldiğimde yine kütüphanemiz var ve yine manuel olarak girebiliyorsunuz. Kütüphaneye girdiğimde yapacağınız işlem şu. Ben kütlesel şekillendirme yapıyorum. Bulk'ı seçtim. Sıcak şekillendiriyorum. Sıcağı seçtim. Çelik şekillendiriyorum ve çelikte kötü, İyi ve orta sürtünme var. Orta sürtünmeyi seçip import dediğinizde bu sürtünmeyi kullanabilirsiniz. Ayrıca yine sürtünmeye gelip manuele geldiğimde içerisinde bir skala var. Sağa doğru çektiğimde kalıp yüzeyim çok pürüzsüz, yağlayıcım çok fazla, sürtünmem düşük. Sola çektiğimde kalıp yüzeyim çok pürüzlü, yağlayıcım az, sürtünmem yüksek. Veya daha akademik çalışacak olursak manuele geldiğimde burada sürtünme modelleri yer alıyor. Klomp, shear veya hem klomp hem shear'i kullanan kombi modelimiz mevcut. Soğuk şekillendirme için klomp, sıcak şekillendirme için de kombi modeli kullanıyoruz. Kombi modeli seçtiğimde benden klomp için 0 ile 0,5 arasında bir sürtünme katsayısı, shear için de 0 ile 1 arasında bir sürtünme katsayısı istiyor. Bunları girerek oluşturabilirim. Zaten kütüphanenin bizi oluşturduğunun üzerine çift tıklarsam aslında bizim için bunu literatürden ve sahadan aldığı bilgilerle kendileri oluşturmuş oluyor. Burada da değişiklik yapabilirsiniz. Son aşama sıcakları tanıtmak. Sıcaklara geldiğimde sağ tuş yapıyorum. Burada bir kalıp sıcaklığım ve bir de iç parça sıcaklığım var. Kalıp sıcaklığına geliyorum. Sıcak dövmede kalıplara ön ısıtma uygulandığı için 150 santigrat derecelik bir sıcaklık giriyorum. Yine iç parçam için 1200 santigratlık bir sıcaklık giriyorum. İç parça sıcaklığı. Şimdi bir model oluşturmam için gerekli bütün parametreleri burada oluşturdum. Tek yapmam gereken sol taraftaki model ağacını sürüklemek. Alt kalıbımı tuttum, kalıbın içerisine sürükledim. Üst kalıbımı tuttum, kalıbın içerisine sürükledim. İç parçamı tutuyorum ve iç parçası içerisine sürüklüyorum. Ardından malzememi aldım, iç parçası içerisine sürükledim. Burada presimi aldım. Model ağacı içerisine sürüklüyorum. Sürtünmemin model ağacı içerisine sürüklüyorum. İlgili yerlere kendisi dağılıyor. Yine sıcakları ister kime aitse onun üzerine, isterseniz de model ağacın üzerinize sürüklersiniz. İlgili yere kendisi dağılacaktır. Şimdi modelimi görüntülüyorum. Ekranda alt üst kalıbım ve bir iç parçam mevcut. Yapmam gereken ilk aşama bunları pozisyonlamak. Eğer ki CAD programında montajlı olarak pozisyonlarsanız buraya geldiğinde otomatik olarak pozisyonlu gelecektir. Burada iş parçası pozisyonlu olarak gelmediği için içeride elle pozisyonlayacağım. Üst kalıbın üzerine sağ tuş yaptım. Onu görünmez hale getiriyorum. Ardından iş parçamın üzerine sağ tuş yapıp pozisyonlamaya tıklıyorum. Burada iş parçamın kafa kısmını rod kolunun kafa kısmına getireceğim. Bundan dolayı parçama bir
Z'de 180 derece çevireceğim. Global Z'de 180 derece çevir. Ardından Home tuşuna basarak başlangıç pozisyonuna geldim. Üstten görünüşe geldikten sonra bir dövme operatörünün yaptığı hareketin aynısını elle yapıyorum ve gözle, eğer ki herhangi bir dayama yoksa kalıpta, ilgili yere pozisyonluyorum. Hemen ardından parçamı biraz aşağı indireceğim. Ve bundan sonrasını yine bir operatörün yaptığı gibi yer çekimiyle bırakacağım. Eksi Z yönünde yer çekimiyle parçayı bırak. Şu an parçamı pozisyonlamış oldum. Üst kalıbımla iç parçam arasında bir penetrasyon gerçekleşiyor olabilir pozisyondan dolayı. Bunu önlemek için geldim üst kalıbım üzerine. Üst kalıbımı yukarı çektim ve dedim ki eksi Z'de herhangi bir şeye değene kadar devam et. Ve iç parçasına temas ettiğinde durdu. Şimdi parçamıza mesh atalım. A örgüsünü örelim. İç parçası altındaki surface mesh'e tıkladım. Burada eleman boyutumu giriyorum. Eleman boyutunu çapak kalınlığından biraz daha az gireceğim. 3 ve 3.5 mm olarak belirledim eleman boyutunu. Create Initial Mesh dediğimde parçama ağ örmüş olacağım. Ardından OK'ye tıklayarak işlemi bitiriyorum. Şimdi yapmam gereken şeylerden bir tanesi, ne kadar aşağı, ne kadar bir stroke var, ne kadar bu parçayı döveceğim, onu belirlemek. Stroke girmek için formik kısmından buraya direkt bir stroke girebilirim. Bunun için buradan ölçü alabilirim. Ya da çoğu zaman sıcak dövmede kalıplar arasındaki mesafe bilinir kapandıktan sonra. Bu operasyonda kapandıktan sonra kalıplar arasındaki mesafe sıfır. Yani kalıplar öpüştürülüyor. Bunu ölçerek de alabilirim ama pratik bir yöntem var. Extras menümünden Define Point'e geldim. Üst kalıbımın köşesine bir nokta ekledim. Artıya basarak. Alt kalıbımın alt köşesine bir nokta ekledim. Ve Formic menüsünden Specific Stroke'a geldim. Burada bana bir uyarı verdi. Dedi ki hangi kalıbın hareketli olduğunu tanıtmamışsın. Hemen geriye gidiyorum. Presin üzerine geldim. Sağ tuş. Kalıp ekleye geldim ve üst kalıbımın prese bağlı olan hareketli kalıp olduğunu gösterdim. Tekrar formu kısmına geliyorum. Stroke kısmından P1 ile P2 arasını tıkladığımda aradaki mesafeyi otomatik olarak hesapladı. Şu alt kısımda kapandıktan sonra kalıp arasındaki kalacak mesafeye giriyoruz. Bu operasyonda sıfır olduğu için sıfır bırakıyorum. Okey dediğimde stroke kendisi buraya tanıtmış oldu. Şimdi modeli hazırladık. Bir check tuşumuz var altta. Check tuşuna tıklayarak bir şeyi unutmuş muyum? Buradan kontrol ediyoruz. Eğer ki herhangi bir hamleyi unutmuşsak burada bize hangi hamleyi unuttuğumuzu ve düzeltmek için neler yapmamız gerektiğini yazacaktır. Analizi koşturmak için alt taraftaki yeşil oka tıklayarak Start şeklinde başlatıyorum. Ve analizin ne kadar çözüldüğünü o taraftaki yüzdelik kısmından okuyabilirim. Yaklaşık 10 dakika içerisinde ya da 8 dakika içerisinde çözüm bulacaktır. Zaman kaybetmemek için ben sizler için çözdürdüm bu modeli. Onu beraber inceleyelim. Modelimizi hazırladık, koşturduk ve sonunda artık bir sonuç elde ettik. Sonuçları görmek için alt kısımdaki result bölümüne tıklayabilirim veya üstteki animasyon butonuna tıklayarak sonuçları açabilirim. Alt kısımdaki play tuşuyla, animasyonla parçanın nasıl şekillendiğini net bir şekilde görebilirim. Ve sonuçları incelemek için sonuç parametrelerini yukarıdan değiştirebilirim. Sıcak dövmede neleri inceliyoruz? Biraz ona bakalım. Üst kalıbımı görünmez hale getirdim. Alt kalıbımı kontörlü çizeceğim. İlk etapta bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi istediğimiz parça formunu elde edebiliyor muyuz? Bunu nasıl sağlıyoruz? Kalıbı doldurarak sağlıyoruz. Kalıp dolumunu kontrol etmek için öncelikle inceleme parametrelerinden kontağa geliyorum. Alt kalıbımı da yok ettim. Burada
Parça üzerinde gördüğünüz gri bölgeler kalıba temas eden, yani kalıbı doldurmuş bölgeler. Turuncu olarak gördüğünüz bölgelerde kalıba temas etmeyen, dolumu sağlayamamış bölgeler. Şu kısım çapak olduğu için buraya gidecektir. Bizim için bir anlam ifade etmiyor. Ancak parça üzerine geldiğimde iç kısımdaki bölgelerde başarısız dolum olduğunu görebiliyorum. Yine diğer bir inceleyeceğim konu parçanın sıcaklık dağılımı. Parçanın çok fazla soğumasını istemiyorum. Çok fazla ısınmasını da istemiyorum. Burada sıcaklığı açtım ve parça üzerindeki sıcaklık dağılımını görebiliyorum. Yine kesit alacağım makasla. Çekirdekle yüzey arasındaki sıcaklık farkını da net bir şekilde okuyabiliyorum. Fazla soğuyan bölgeleri de burada görebiliyorum. Bunları numarik değer olarak okumak istersem yukarıdaki query özelliğine tıkladığımda her nokta koyduğum yerdeki numarik sıcaklık değerini okuyabilirim. Ve bu değerleri dışarıda aktarabiliyorum. Ne yaptık? Kontağa baktık, doluluğu kontrol ettik, sıcaklığımızı kontrol ettik. Daha sonrasında özellikle sıcak dönemde çok karşılaştığımız akış hataları var mı onu kontrol edeceğiz. Global içerisinde possible fall'a tıklıyorum. Burada parça üzerinde eğer bir katlanma varsa bana kırmızı şeklinde gösterecektir. İncelediğimde parçanın üzerinde herhangi bir katlanma olmadığını görüyorum. Ancak çapakta katlanma olduğu için çapak bölgesini bize kırmızı olarak gösteriyor. Bunu kaydıya almıyorum çünkü zaten çapak buraya gidecek. Ancak parça üzerinde de varsa yine çapakta gördüğünüz gibi kırmızı şekilde kat olan bölgeleri sizlere gösterecektir. Diğer bir seçeneğimiz de eğer ki kalıbımızda yağlayıcı ve hava tahliye delikleri bırakmamışsak bazı bölgelerde hava ve yağlayıcı sıkışması riski olabilir. Bunu da yine bu şekilde inceleyebiliyoruz. Doluluğun tam tamamlanmamış bölgelerde hava ve yağlayıcının sıkışma riski olduğunu gösteriyor. Neden olduğuna biraz bakalım. Şöyle kalıpları gösterdim. Makasla kesit alacağım. Ve o bölgeye doğru kesiti ilerletiyorum. Evet. Şimdi inceleyecek olursam burada animasyonu da izleyelim hep birlikte. Dikkat ederseniz artık şu bölgede kalan hava ve yağlayıcının kaçacak herhangi bir yeri yok. Her taraftan temas ediyor ve ortada bir havuz oluştu. İlerletiyorum. Belli miktara kadar daraldı ve artık burada kalan yağ ve havanın çıkacak herhangi bir yeri olmadığı için burada başarılı bir dolum sağlanamayabilir. Bunu önlemek için bu bölgelere ince bir delik açarak hava ve yağın çıkacağı tahliye delikleri oluşturuluyor. Bunu sizler kalıbı işleyip, üretimin denemesini yapıp, bunu fark edip deliği açmıyorsunuz. Tamamen bilgisayar başında böyle bir hata riskini görüp, bunun için kalıp tasarımınıza birer tahliye delikleri eklemiş oluyorsunuz. Yine inceleyeceğim parametreden bir tanesi de tabii ki bu parçayı şekillendirmek için gerekli şekillendirme kuvveti. Yukarıdaki grafiğe tıkladığımda karşıma kilo Newton ve zamana bağlı bir grafik çıkıyor. Ben bunu istersem tona bağlı ton zaman grafiği çizdirebilirim veya stroğa bağlı bir grafik çizdirebilirim. Ve maksimum değer olarak 675 ton okuyorum. Yani bu parçayı şekillendirmek için benim 675 tonluk bir en az 675 tonluk bir prese ihtiyaç duyacağım anlamına gelmekte. Yine animasyonu oynattığımda grafik açıkken hangi bölgede ne kadarlık bir kuvvete ihtiyaç olduğumu parça şekillenirken izleyerek de okuyabiliyorum. Bunlara ek olarak birçok parametreyi inceleyebilirsiniz. Bunlar yer değiştirmeler olabilir, parça üzerindeki strainler olabilir veya stresler olabilir. Tamamen ihtiyacınız doğrultusunda parça üzerindeki değerlerin neredeyse tamamını okuyabiliyorsunuz. Şimdi bu operasyondan sonra ikinci bir dövmeye giriyor parça. Bunu inceleyelim. Başlangıç konumuna geldiğimde bu parçanın şekillenmiş birinci operasyona alınan parça olduğunu görüyorsunuz. Ve üzerinde strain, stres ve sıcaklık dağılımı ile birlikte geliyor.
İkinci parçada aynı şekilde modellendikten sonra dövme işlemi gerçekleştiriliyor. Ve ardından artık bitmiş ürünü net bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Kontağa geldiğimde artık parçamı şekillendirmiş ve üzerinde herhangi bir kılıf dolum hatası olmadan elde ettiğimi net bir şekilde görebiliyorum. Diğer bir kısımda dilot dediğimiz, bu parçayı döverken kalıplar üzerinde nasıl bir gelin oluyor? Bu kalıplar bunu şekillendirebilir mi? Veya uzun ömürlü olarak şekillendirebilir mi? Onu inceleyelim. Burada Simfect Forming'in kalıp analizi için kullandığı bir dilot modeli var. Bu modelde deforme olmayan, rigid olarak modellenmiş kalıplarımızın üzerindeki gerilme dağılımını aktarıyor şekillendirme analizini alarak. Ve şekillendirme sırasında kalıp üzerindeki oluşan gerilmeleri bizim görmemizi sağlıyor. Şimdi burada inceleyecek olursam alt kalıbımı inceliyorum. Alt kalıbım üzerinde yaklaşık 780 megapaskallık bir eşdeğer gerilme olduğunu okuyabiliyorum. Eğer ki benim kalıp malzememin akması 600 megapaskalsa, afaki konuşuyorum. Bu kalıbımın üzerinde akmanın üzerinde bir eşdeğer gerilme okuduğum için kalıbım plastik deformasyona uğrayacaktır. Bu istediğimiz bir şey değildir. Haliyle bu kalıpların sağlıklı olmadığını, bu parçayı şekillendiremeyeceğini, en azından uzun ömürlü şekillendiremeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıyeten yine testleri okuyup kalıp üzerindeki basma gerilmelerini basma gerilmelerin miktarına göre bu kalıbın ne kadar uzun hizmet verip veremeyeceğini veya düşük çevrimde kırılıp kırılmayacağını da tanısını koyabiliyorum. Kalıp analizi de böyle, bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şu anda bu konuyla ilgili sorularınızı alabilirim. Ardından bir diğer modele geçeceğim 5 dakikalık ara sonrasında. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Baran Bey, ben bir soru sormak isterim. Tabii buyurun. Bu modelleme sırasında mesela başka bir programda mesh atılmış olup o import edilebiliyor mu acaba? Yoksa biz burada SimEffect'in kendi mesh yapısına bağlı mı kalıyoruz? Bağlı kalmıyorsunuz. Dışarıdan mesh atıp buraya da alabiliyorsunuz. Geometriye geldiğimde burada mesh from file özelliği var. Eğer ki bir cat import edeceksem import cat'i, ancak mesh import edeceksem mesh from file'i seçip buradaki uzantıları çıkartabilen herhangi bir mesh yazılımının sonucunu alabilirsiniz. Bunlar örnek olarak ben MSI Software'ın Apex yazılımını önerebilirim. Apex'te ki sıklıkla kullanıyoruz. Apex'te mesh attığınız bir parçayı BDF formatında çıkartarak buraya aktarabilirsiniz. Yine bunlara ek olarak diyelim ki Simfink sizin kullandığınız yazılımın çıktısını okuyamıyor olabilir. Ve sizler bir zincir analiz yapmak istiyorsunuz. Yani parçayı dövmek istiyorsunuz, ardından karnek etmek istiyorsunuz, ardından da üzerine işte fatik testi yapmak istiyorsunuz veya işte statik test yapmak istiyorsunuz. Bu çıktıları birbirine okuyabilmesini sağlayan NPCCI Mapper dediğimiz bir yazılımımız var. Bu yazılım sonlu elemanlar yazılımlarının birbirleri arasında sonuçları okumasına yarayan ve map eden bir yazılım. En kötü ihtimalle bu yazılımı kullanarak map edersiniz ve istediğiniz yazılımda kullanabilirsiniz veya istediğiniz yazılımın çıktısını burada kullanabilirsiniz. Başka sorusu Teşekkür olan ederim. var mı? Başka soru yoksa bir 5 dakikalık ara verelim. Ardından da bir saç şekillendirme derin çekme modeli oluşturalım. Görüşmek üzere.
Merhabalar, hazırsak saç şekillendirmeye de başlayabiliriz. Ekran paylaşımını açıyorum ben. Ekranı görebiliyor musunuz? Evet, beraber geldi. Tamamdır. Şimdi Synfig Formic diye bir derin çekme modeli oluşturacağız. Yine ben modeli Help menüsü içerisindeki demo example'lardan aldım. Saç şekillendirmeye geliyorum. Burada derin çekme FLD modelini beraber oluşturacağız. Yine aynı şekilde CAD geometrilerine dosya konumuna giderek ulaşabilirim. Bir proje oluşturuyorum. Buna saç şekillendirme diyeceğim. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterdim. Masa üstüne kaydediyorum. Sheet Metal Forming kısmını seçtim. Burada tipini seçtikten sonra 3 boyutlu bir model oluşturacağım. Ortam sıcaklığım, ortam oda sıcaklığı kabul ettiğimiz 20 santigrat derece. 2 adet de kalıbım var. Burada bir pot çemberi kullanabiliriz. Bundan dolayı ben bunu 3'e çıkartacağım. Model ağacım geldi. Şimdi gerekli parametreleri sağ taraftan içeri tanıtacağım. Import CAD'e geldim. Saç şekillendirme içerisindeki modelimi içeriye aktarıyorum. Yine preview diyerek öncelikli olarak kalıplarımın yüzeyine bakacağım. Yeterli hassasiyetteyse içeri aktaracağım. Değilse hassasiyet değerimi biraz daha düşüreceğim. Kalıplarım geldi. Hassasiyetini nereden anlıyorum? Öncelikle bir kesit alacağım. Ve radyuslarıma bakacağım. Bu radyuslarımın çok köşeli olmamasına özen gösteriyorum. Şu anda biraz daha iyileştirebilir olarak görüyorum. Şu değerimi biraz daha düşüreceğim ve tekrar preview diyeceğim. Geometrim içeriye aktarılıyor. Tekrar kesit alıp incelediğimde yeterli bir yüzeye sahip olduğunu görebiliyorum. Import'a tıklayarak modellerimi içeriye aktardım. Birinci modelime geldiğimde bunun çember olduğunu görüyorum. İkinci modelime tıkladım. İç parçam. Üçüncü modele tıkladığımda bunun punch'ımın zımbam olduğunu görüyorum. Ve son parçaya tıkladığımda da bunun alt kalıp olduğunu buraya gireceğim. Artık geometrilerimi isimlendirmiş oldum. Sıra malzeme seçimine geldi. Malzemeye gidiyorum. Burada DC04 kullanacağım. Karşıma birçok DC04 geldi. Ben burada FLD'yi de dahil etmek istiyorum, görmek istiyorum. FLD dediğimiz şey Formic Limit Diyagramı. FLD parametrelerine sahip olan bir DC04 seçtim. Aynı zamanda bu modelde bir de anisotropinin yani hadde yönünün etkilerini de dahil etmek istediğim için malzeme datanın içerisine bazı girdiler gireceğim. Burada demeç kısmına geldiğimde Formic Limit Diyagramı'nın içeriye tanımlı olduğunu görüyorum. Formic Limit Diyagramı nedir? Ondan biraz bahsedeyim sizlere. Nagajima testi ile elde edilen bir grafik. Burada saç numuneler hazırlandıktan sonra görüntü işleme teknolojisiyle birlikte yırtılana kadar bir teste tabi tutuyorlar ve yırtılma bölgelerindeki majör ve minör stresleri kullanarak bir grafik
diyagram oluşturuyorlar. Bu diyagramın içerisinde bir güvenli bölge var ve bir de güvensiz bölge var olarak adlandırabilirim. Eğer ki güvenli bölgedeyseniz saçta herhangi bir yırtılma veya kırışma meydana gelmiyor. Bunun tayinini yapabiliyorsunuz. Eğer ki güvensiz bölgedeyseniz üst kısımdaysanız saçınız yırtılıyor. Alt kısımdaysanız eğer saçın üzerinde marullanma, kırışma dediğimiz sorunlar meydana gelebiliyor. Yine anisotropiye geldiğimizde bir iş parçası kullanıyorsunuz. Bu iş parçası saç hatta ile elde edilmiş olabilir. Hatta ile elde edildiğinde hatta yönünü şekillendirmeye bir kısım etkisi var. Bunu da içeriye tanıtmanız gerekiyor ve inceleyecek parametreleri de açmanız gerekiyor. Böylece hatta yönünün de şekillendirme olan etkisini gözlemleyebiliyorsunuz. Hatta yönünü parçanın işte 90 derece olmasıyla 45 derece olması arasında büyük farklar var. Ve parçayı kalıba nasıl yerleştirdiğinizin de tabii onu da etkilemiş oluyor. Haliyle bunu görebilmek için bir anisotropi değerlerini tanıtmamız gerekiyor malzeme içerisine. Tam bu değerleri eliyle giriyorum. Değerleri girdikten sonra OK butonuna tıklıyorum ve artık buna bir de anisotropi eklendiği için şöyle bir ibare ekleyebilirim. Resime geliyorum. Hidrolik presle şekillendirdiğim için manueli seçtim. Hidrolik pres diyorum. Benden tek bir değer istiyor. O da pres hızım. 10 mm bölü saniye olarak tanıttım. Yine presimin yanına unutmamak için 10 mms olarak da bu değeri girebilirim. Sürtünmeye geldiğimde bunu kütüphaneden seçeceğim. Saç şekillendiriyorum. Orta bir sürtünmem var. Sıcaklıklara geldiğimde kalıplarım oda sıcaklığında 20 santigrat derece default olarak seçilmiş değeri kullanıyorum. Ve iç parçamda oda sıcaklığında 20 santigrat derece. Şimdi girmem gereken birçok parametreyi girdim. Modelimi oluşturabilirim. Sol tarafa sürükleyerek kalıplarımı kalıp içerisine İş parçamı da iş parçası içerisine sürüklüyorum. Malzememi iş parçası içerisine sürükledim. Presimi model ağacına, sürtünmemi model ağacına sürükledim. İlgili yerlere dağıldı. Yine sıcaklıklarımı model ağacı içerisine sürüklüyorum. İlgili yerlere kendisi dağıtıyor. Şimdi modeli açtığımızda şu şekilde bir modelimizi oluşturduğumuzu görüyoruz. Yine pozisyonlamaya ihtiyaç duyuyor. Teker teker pozisyonlayacağız. Burada öncelikli olarak iş parçasını pozisyonluyorum. İş parçasının üzerine geldim. Pozisyonlama dedim. Ve dedim ki eksi Z'de herhangi bir şey değene kadar devam et. Aynısını çemberim ve zımbam için de uyguluyorum. Bir kesit alalım. Şu şekilde modelimi oluşmuş oldum. Şimdi parçama mesh atacağım. Mesh kısmına geldim. Sheet Mesher'ı kullanıyorum. Parça kalınlığımı buradan ölçebilirim. Ölçüye geldim. Bir alta bir üste tıklıyorum ve Z'deki 1,85 değerini okuyabiliyorum. Burada kalınlık yönündeki eleman sayısını belirliyorum. En ideali kalınlıkta en az 3 elemanın olmasıdır. Benim önerim. Orta düzlem, üst düzlem ve alt düzlem olmak üzere. Bunu daha hızlı bir analiz yapmak isterseniz 2'ye de düşürebilirsiniz. 3 olarak da kullanabilirsiniz. Hemen buraya mesh değerimi girdiğimde mesh'imi atıyorum ve parça üzerinde ağ örgüsü örülmüş olacak. Mesh'imi attım. Gayet hassas bir mesh. Kalınlıkta gördüğünüz gibi belirlediğim gibi 3 adet eleman var. Ve diğer elemanları da net bir şekilde görebiliyorum. Okey dedim. Ve şimdi de 60 bulundum. Şimdi diğer gireceğim değerlerden bir tanesi
Hadde yönü, anisotropi. Bunun için iş parçasının üzerine geldim. Rolling direction'dan, hadde yönünden girmem gereken hadde yön değerine girdim ve 90 derece olarak bu değeri giriyorum. Artık iş parçanın üzerinde kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 3 ekseni gösteren bir ibare var. Bu parça üzerinde hadde yönünün belirlendiğinin göstergesidir. Forming kısmına geldim. Burada pancımın strong'a giriyorum. 20 mm bir şekillendirme yapacağım aşağı yönde. Buraya geldiğimde herhangi bir ayarı değiştirmeme gerek yok. Çıkış dosyasına geldiğimde artık Formic Limit diyagramını görmek istediğim için buna tıklıyorum. Anisotropiyi dahil etmek istediğim için yine anisotropiyi aktif hale getiriyorum ve okey diyorum. Şu an presime üst kalıbımı bağlamadım. Bir çek yapalım. Çekim bize nasıl uyarı verdiğini de görmüş oluruz. Çek tuşuna tıkladığımda burada bana gerekli eksiklikleri söylüyor. Geldim hemen presime. Üst kalıbımı, zımbamı prese bağladım. Tekrar çek yapıyorum. Herhangi bir sorun yok. Bu modeli çözdürebilirim. Modeli çözdürmek için yine alttaki yeşil butona tıklayarak modelimi çözdürüyorum. Yine çözüm miktarını sol taraftaki oluşan yüzdelikten okuyabilirim. Zaman kaybetmemek için simülasyonu durduruyorum. Daha öncesinde çözdürdüğüm modeli beraber inceleyeceğiz. Şöyle sonuçları açtım. Ekranda parçamı görebiliyorum. Animasyon oynatacağım. Parça rahat görebilmek için zımbamı ve bot çemberini yok ettim. Ekran modeli çalıştırıyorum. Şu an parça üzerindeki strain dağılımını görüyorum. Strain'in maksimum olduğu bölgenin de burası olduğunu net bir şekilde okuyabildim. Şimdi saç şekillendirmede neleri inceliyoruz? Biraz ona bakalım. İlk etapta kontağa gelip zımbam ve pot çemberim yeterli bir alana temas ediyor mu? Bunun kontrolünü sağlıyorum. Ardından en çok incelediğim alan, parametreden bir tanesi tabii ki de kalınlık değişimi. Ben 1.9 olarak maksimumu girdim ve minimum da 0.55. Parçamın et kalınlığı 1.85'ti ve bu bölgede et kalınlığının 0.55'e düştüğünü net bir şekilde okuyabiliyorum. Bu çok büyük bir değer. Buradan aslında saç parçamın yırtılacağı tayini de yapabilirim. Ancak çok tabii absürt bir değer olduğu için hani büyük bir fark var. Burası 1.2 milim de olabilirdi. 1.2 milim olduğunda yırtılıp yırtılmayacağı konusu tamamen artık FLD'ye kalmış bir konu oluyor. Oradan ancak net bir şekilde bir şey söylemem doğru olacaktır. Yine geldim. Artık bu parçamın buradan yırtılıp yırtılmayacağından emin olmadığım için FLD'yi inceleyeceğim. Burada iki parametre var. Bunlardan bir tanesi Formic Limit diyagramının bir değer ile gösterilen kısmı. Diğeri ise Formic Limit parametresinin zon dediğimiz. Bir dakika, burada sonuçta açmamış olabilirim. Demeç kısmını açmam gerekiyor herhalde. Formatörün diyagramını okuyabiliyor mu? Onu kontrol edeceğim. Burada bir eksiklik olabilir. Diğer modele geçeceğim. Sizler için kurduğum modele.
Bilgisayarım biraz kilitlendi. Onu bekliyorum. Ve modelimi tekrar çözdüreceğim. O sırada diğer modele geçeceğim. Çözsün. Çözdükten sonra oradan da parametreleri karşılaştırabiliriz. Yine thickness'a geldiğimde şu bölgede yüksek incelme olduğu için bu bölgede yırtılma bekliyorum. Bunu FL'den okuyabilmem gerekiyor. Diğer modelde büyük ihtimalle FL'den bu bölgedeki yırtılmayı okuyabileceğiz. Girdiğim FL'de değerlerinde veya girdiğim anisotropi değerlerinde bir farklılık olabilir. Bunların kontrolünü sağlayacağım. Onun haricinde yine en büyük şekillendirme analizlerde incelediğimiz parametreden bir tanesi tabii ki de şekillendirme kuvveti. Şekillendirme kuvvetini görmek için yukarıdaki grafiğe tıklıyorum. Hidrolik resmi seçtim ve burada şekillendirme için gerekli kuvveti zamana bağlı görebiliyorum. Bunu stroğa bağlı olarak çevireceğim ve kilonewton'dan ton cinsinde çeviriyorum. Maksimum olarak şu anda 8 tonluk bir değer okuyorum burada. 8 ton ile pardon 21 ton okuyorum eksi zette aşağı yönde. 21 ton ile bu parçamı şekillendirebildiğimi, derin çekebildiğimi net bir şekilde okumuş oluyorum. Yine parça üzerindeki hem gerilme dağılımını okuyabilirim hem de strain dağılımını net bir şekilde okuyabilirim. Derin çekme konusunda aktaracaklarım bu kadar. Diğer model çözdükten sonra yine yırtılma bölgelerinin tayinini FLD ile birlikte yapacağız. Bu modelle ilgili sormak istedikleriniz var mı? Baran Bey, burada siz Hill modelini kullandınız, malzeme modelini galiba. Evet. Simufact'in acaba daha default olarak hangi malzeme modelleri var? Onu gösterebilme imkanınız var mı? Tabii ki. Pardon, anisotropi için Barlat ve Pil kullanıyoruz. Bu iki model için de parametre tanımlayıp kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Rica ederim. Bir arkadaşımızın sorusu var galiba. Selimcan. Hemen bakayım bir dakika. Tabii ki yazılı olarak da sunabilirsiniz, sesli olarak da. Sesli olarak sunuyorsanız sesiniz gelmiyor, mikrofonunuz kapalı olabilir. Evet, barındırıyor. Onu da hemen gösterelim. İlk modelde de birinci operasyonunu alıp ikinci operasyonda kullanmıştık. Bunu nasıl sağlıyoruz? Onu görelim. Geometri kısmına geldiğimde şimdi ikinci operasyon yapıyorsam eğer benim bir geometriye, iş parçası geometrisine ihtiyacım var. Ancak ben bunu birinci operasyondan almak istiyorum ve üzerindeki birçok parametreyle birlikte almak istiyorum. Geometri kısmına sağ tuş yaptığımda From Result'tan sonuçtan al kısmına tıklıyorum. Burada bana hangi operasyonun sonucunu almak istediğimi soruyor. Ben birinci operasyonu seçiyorum. Alt kısımda birinci operasyonun hangi aşamasının sonucunu almak istiyorsun dediğinde ben kalıpların release olduğu yani artık şekillendirmenin bittiği ve kalıpların parça üzerindeki uyguladığı yükün kalktığı kısmı seçiyorum. İstersen başka kısmı da seçebilirim yüzdelik olarak veya stroke olarak veya zamana bağlı. Ardından
transfer edilecek sonuçlara geldiğimde ekranda default olarak zaten bütün sonuçlar açık olarak geliyor. Buradan istersen bazılarını kaldırabilirim. İkinci operasyonu aktarmak istemiyor isem. Ama tabii ki ne kadar fazla parametreyi ikinci operasyonu aktarırsanız o kadar gerçek hayatla yakınsamış olacaksınız. Bundan dolayı şu anda bu parçayı aldığında üzerindeki stres, strain, sıcaklık dağılımı, aşınmalar, mikro yapı, hatta yönü gibi, yer değiştirmeler gibi birçok parametre birlikte almış olacağım. Okey dediğimde buraya operasyonumun birinci operasyonun sonucu geldi ve rengi kırmızı. Kırmızı olması demek içerisinde verilerin saklandığı anlamına geliyor. Yani strain, stres gibi birçok parametreyi barındığı anlamına gelir. Artık ikinci operasyonda ben iş parçası olarak bunu kullanabilirim. Umarım açıklayabilmişimdir. Başka sorusu olan var mı? Evet, eklenebilir. Onu da hemen bakalım. İstediğiniz sınır koşulu burada tanımlayabiliyorsunuz. Öncelikli olarak baskı yayından bahsedelim. Az önce bahsettiğim bu çizginin alt kısmında diğer sınır koşulları mevcut. Burada yine die spring'e geldiğimde ben yayı tanımlayabiliyorum. Eğer ki kalıp yayı kullanıyorsam özellikle pot çemberi için, baskı çemberi için manuel kısmını seçerek burada yayın yönünü, kursu dediğimiz hareket miktarını, başlangıç koşulunda release halde yani sıkışmamış halde mi olacak yoksa başlangıç koşulunda sıkışmış halde mi başlayacak ve ne kadar bir kuvvet uygulayacağını ister tabloyla ister fix bir değerle burada tanıtabiliyorum ve oluşturduğum yayı da hangi parçanın üzerine yay varsa onun içerisine atarak onu o sınır koşulunu tanımlayabiliyorum. Onun haricinde yine sınır koşullarına geldiğimde burada face dot dediğimiz kısımda basınç uygulayabilirim belli bir yüzeye veya belli bir noktaya kuvvet uygulayabilirim. Bu işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Pres hareketlerine gelelim. Pres hareketlerinde de aynı şekilde istediğim kinematiği oluşturabilirim. Bunda CNC boru bükme operasyonu bile modelleyebilirsiniz. Eğer ki tek bir pres tek bir hareket yapmıyorsa pres kısmına geliyorum. Manuelden tabular motion seçiyorum. Burada zamana bağlı hız, stroke'a bağlı hız, kuvvete bağlı, zamana bağlı stroke gibi bir grafik oluşturuyorum. Ne yapabilirim? Artıya basarak şunu oluşturabilirim. 0. saniyede 0'dasın. 0 ile 2. saniye arasında X'te 100 mm ilerle. Ardından 2 ile 3. saniye arasında Y'de 50 mm kay. Ve sonrasında 3 ile 4 arasında da X'te 10 mm hareket ederken Z'de de aşağı yönde 20 mm hareket et gibi bir tablo oluşturabilirim. Ve bunu OK dediğimde pres olarak kullanabilirim. Yani istediğiniz kinematik hareketi, istediğiniz hareketi burada modelleyebilirsiniz. Kıvırma yapan kalıplara ilk aşamada kılavuzlama şeklinde form ekleniyor. Sonrasında alacağı şekil malzemenin yapısına bağlı olarak teneke aldığı kıvrım değişmektedir. Bu uygulanabilir mi? Kesinlikle uygulanabilir. Size net bir şekilde göstermem için CAD modellerine ihtiyacım var. Şu an çok hayal edemedim. Ama şundan bahsedebilirim. Synfect Forming'de saç şekillendirmede iki adet sacı kenarları kıvırarak birleştirilebiliyor. Şekillendirme esnasında maça kullanılıyorsa ki buna benzer bir şey sanırım bir şey ekleniyor. Bu iş parçasına dahil edilebiliyor. Birden fazla iş parçası aynı model içerisinde şekillendirilebiliyor. İş parçaları birbirlerine dalla yapışmış gibi yapıştırılabiliyor. Üzerinde kayması sağlanabiliyor. Aklınıza gelecek her şey modellenebiliyor yani.
Yine bunu modellemek isterseniz şöyle mail adresinden yazayım. Ya da şöyle destek et netform .com mail adresine gerekli sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer ki CAD geometri falan varsa yine modellemek isterseniz yardımcı olur sizler için. Başka soru yoksa bir mola vereceğim. Hemen ardından ilk etapta bu FLD modelindeki sonuçları inceleriz. Ardından da soğuk dönme modelini oluştururuz hep birlikte.
Hazırsak soğuk dönme modelinde modellemek için başlayabiliriz. Ekranı paylaşacağım. Ekranı görebiliyor musunuz? Evet, Bayan Bey. Şimdi bir soğuk dövme bağlantı elemanı üretme operasyonunu modelleyeceğiz. Bunun için yine ben demo example'lara gidiyorum. Soğuk dövme içerisinde çok operasyonlu torx kafası üretim modelini açacağım. Yine CAD geometrilerine dosya konumundan ulaşabiliyorsunuz. Yeni bir proje oluşturuyorum. Soğuk dövme adını vereceğim. Ardından kod seçiyorum. Yine bunu offset'in içerisinde yapabilirim. Toplamda 3 adet kalıp boşluğu bırakıyorum. OK dediğimde model ağacım oluşmuş oluyor. Yine ismini değiştirelim. Bunun ismini ST1 olarak, Station 1 veya birinci operasyon olarak adlandırabiliriz. İlk etapta geometrimi import edeceğim. Import kit'e geldim. Soğuk dönme içerisinde birinci operasyonumun kalıplarını içeriye aktarıyorum. Kalıplarım içeriye aktarılıyor. Daha sonrasında da malzeme bilgisini gireceğim. Kalıplarım içeriye aktardı. Şöyle tıkladığımda kalıplarımı görebiliyorum. At kalıbım ve zımba. Şu şekilde kalıplarımı kalıp içerisinde sürüklüyorum. Modelimi açalım. Kist alacağım. Burada bir alt tarafta takozum var. Çıkarıcı olarak da nitelendirebilirim. Üst tarafta bir pancım ve kalıbım var. Bir de iç parçası tanıtacağım. Yine iç parçasının ölçüsünü almak için demo example'lara geliyorum. Modelimi buldum. Ve modelimi direkt hazır kurulmuş haline tıklayarak açabilirim. Burada direkt çözülmeye hazır olarak modelim geldi. İç parçama geldim şöyle. Buradan ölçü alacağım. Ölçüye geldim. Öncelikli olarak çapını ölçmek istiyorum. Şu şekilde 3 nokta seçerek çapını ölçebilirim. Yarı çapım 3.53. Boyunu ölçmek istiyorsam yine uzunluk ölçmeden şu şekilde boyunu ölçebilirim. Boyum da 47.580. Burada basit bir geometri olduğu için ben bu geometriyi Simfac Formic içerisinde çizeceğim. Geometriye geldim. Basic Shape özelliğini açıyorum. Burada küp, silindir, ortası delik silindir gibi çok basit geometriler çizilebiliyor. Burada çapımı girdim. Boyunu giriyorum. OK dediğimde buraya iç parçam oluşmuş oldu. Çift tıklıyorum. Geometrim hazır.
İş parçasının kısaltması WordPress var. Adlandırdım. Ve iş parçamı da WordPress içerisine sürüklüyorum. Tabi pozisyonlamam gerekecek. Bir kesit aldım. Üst kalıbımı gizledim. İş parçasını yukarı yönde çektim. Ve aşağı yönde değene kadar devam ettim. Burada çap değerimin yanlış girdiğini görüyorum. Bunu değiştirmem gerekiyor. Değiştirmek için tekrardan bir geometri oluşturabilirim veya mevcut geometri üzerine gelip sağ tuş modifi geometriye gerek ölçüleri editleyebilirim. İkinci bir geometrim oluştu. Bu geometrinin ismini iş parçası 2 olarak adlandırıyorum. Ve bunu iş parçası ilkini hiç değiştirmeden bıraktığımda otomatik olarak aynı pozisyona gelecektir. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum. Eksiz led'de değene kadar devam et. Kalıbın içerisinde pozisyonladım. Şu anda dikkat ederseniz üst kalıbın pozisyonu değil. Bunu pozisyonlamayacağım. Çünkü Synfig Formic içerisinde otomatik pozisyonlama denilen bir seçenek var. Ve eğer sizler CAD montajında zımbalarınızı, kalıplarınızı alt ölü noktada çizerseniz, yani operasyon sonundaki pozisyonda çizerseniz, herhangi bir pozisyonlama yapmanıza ve stroke değeri girmenize gerek kalmaksızın otomatik olarak kendisi pozisyonluyor ve ilgili stroke, yani başlangıç konumuna gelene kadar kendisi şekillendirme işlemini gerçekleştiriyor. O özelliği de aktif hale getirelim. Aktif hale getirmeden önce diğer malzeme ve diğer bilgileri gireceğim. Ardından bu işlemi gerçekleştireceğim. Malzememe geldiğimde kütüphaneye gidiyorum. Burada 100 Chrome 6 kullanacağım. Universal bir malzeme seçiyorum. Birçok sıcaklık aralığında ve Steinway'de akma esi mevcut. Press'e geliyorum. Yine manuel olarak atacağım. Crank press kullanıyorum. Çapım 80 mm, yarı çapım. 30 milimetre rod kolum var ve 36 RPM'de devrim. Götürmeye geldiğimde bunu manuel olarak girebilirim. Lomp yasası kullanacağım. 0.1 kas sayısını girdim. Yine sıcaklıklara geldiğimde oda sıcaklığında gerçekleşen bir model. 20 santigrat derece giriyorum. Gerekli parametre girdikten sonra sol tarafa sürükleyerek modelimi oluşturacağım. Malzememi iş parçasına, presimi model ağacına, yine sürtünme model ağacına sürüklüyorum. İlgileri dağılıyor. Sıcaklıkları da aynı şekilde sürükleyerek bırakıyorum. Ardından presime zımbama punch'ımı bağladım. İş parçasına mesh atacağım. Burada dikkat etmem gereken şeyden bir tanesi, şöyle bir kesit alalım. Şu kesite baktığım zaman ben bu modeli 2 boyutlu eksen simetri olarak modelleyebilirim. 3 boyutlu modellemek zorunda değilim. Bundan dolayı kesite bakıyorum ve kesiti Z ekseni etrafına döndürdüğümde parçanın kendisini ve operasyonu elde edebiliyorum. O yüzden ben bu modeli çift tıklayarak 2 boyutlu eksen simetriye çeviriyorum. Şimdi 2 boyutlu eksen simetrikte bir düzlem seçiliyor ve bu düzlemin kesiti alınıyor. Şuradan bunu belli kendim seçebilirim. Ancak zaten her bir açıdaki kesit eşit olduğu için herhangi bir şey, bir şey yapmama gerek yok. Otomatik olarak default seçecektir. Mesh'e geldiğimde bana önerdiği mesh'i direkt kullanıyorum. Parçamı meshlemiş oldum. Bu işlemler bittikten sonra otomatik pozisyonumu aktif hale getirelim. Formic menüsüne geldim. Herhangi bir stroke girmiyorum. Buraya geldiğimde iş parçası otomatik pozisyonlansın mı kısmını kapatıyorum. Çünkü ben el ile zaten pozisyonladım iş parçamı. Ancak prese bağlı kalıp otomatik olarak pozisyonlansın mı seçeneğini açık bırakıyorum.
Bir check edelim. Eksik unuttuğumuz bir şey var mı? Herhangi bir şey gözükmüyor. Bu modeli çözdürebilirim. Çözüm başladı. Sonuca geldiğimde artık bir kesit görüntüsü görüyorum. En başa alıyorum. Punch'ın başlangıç pozisyonunda. Birinci aşamada punch'ımı iş parçasının en üst noktasına kendisi otomatik olarak pozisyonladı. Ve başlangıç konumuna gelene kadar şekillendirme işlemini devam ediyor. Anlık olarak sağ taraftaki mavi güncelleme okuyla sonuçları ekrana yansıtabiliyorum. İstersem yukarıdaki pasta dilimine tıklayarak bunu 3 boyutlu olarak da görebilirim. Kafa şişirme operasyonu gerçekleştiriyoruz şu anda birinci operasyon olarak. Ve operasyonumuz tamamlandı. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde çözüm aldık. Şimdi bunu ikinci operasyonda kullanacağım. Sonuçlar arasında aktarım yapacağım. İkinci operasyonu kurmak için öncelikli olarak yapmam gereken ikinci operasyonun CAD geometrini import etmek. Toplu olarak inceleyebiliriz sonuçları. O yüzden şimdi bu birinci operasyon sonuçlarını incelemeyeceğim. Hep birlikte sonuçları incelediğimizde birinci operasyonda sonuçlarını incelemiş olacağız. Geometriye geldim. Import CAD'e geldim. Burada ikinci operasyonu modellerini seçiyorum. Import diyerek ikinci operasyonun CAD modellerini içeri aktaracağım. CAD modellerim içeri aktarılıyor. Onun haricinde diğer operasyonda da aynı sıcaklıkları, aynı presi, aynı malzemeyi kullanacağım için başka parametre girmeme gerek yok. Geometrilerimi içeri aktardıktan sonra ikinci bir model ağacı oluşturacağım ve bu da operasyon 2'nin model ağacı olacak. Modellerim geldi. Çift tıklayarak kontrol edebilirim. Buradaki pancımın figürüne bakılırsa anahtar ağzı açılacak. Bu nedenden dolayı bu modeli artık 2 boyutlu eksen simetrik olarak modelleyemem. Nereden kesit alırsanız hatalı bir form elde edeceksiniz. Bundan dolayı bunu 3 boyutlu olarak modelleyeceğiz. Ve burada da 2 boyutlu olarak modellediğimiz bir operasyonun sonucunu alıp 3 boyuta çevirip üzerindeki değerlerle birlikte 3 boyutlu modelde kullanacağız. Yeni bir proses ekliyorum. Soğuk şekillendirme. 3 boyutlu 4 adet kalıbımız var. Ve buna da SDK olarak bir adlandırma yaptım. Hemen ardından kalıplarımı sürükleyerek modeli oluşturuyorum. Resimi attım. Malzememi iş parçası içerisine atıyorum. Resime punch 1 ve punch 2'yi bağlıyorum. Eş zamanlı hareket edecekler. Sürtünmemi atıyorum. Sıcaklıkları. Şimdi bir iş parçası tanıtmam gerekiyor. Bunu birinci operasyondan alacağım. Geldim. Sonuçtan al dedim. Operasyon 1'i seçtim. Sondaki halini alıyorum. Release olmuş. Okey dedim ve buraya kırmızı olarak modelim geldi birinci operasyon sonucu. Çift tıkladığımda bunun bir kesit görünümü olduğunu göreceksiniz. Belirli bir kalınlığı yok. 2 boyutlu eksen simetrik modeli olduğu için. Bunu 3 boyuta çevirmem gerekiyor. Sağ tuş. Modifi geometri. Döndürerek 3 boyuta çeviri seçiyorum. Kaç derece çevirmek istediğimi soruyor. Bu modelde 90 derece simetrik bir 3 boyutlu model elde edebiliriz. Bundan dolayı ben 90 simetrik 3 boyutlu model kullanacağım. İlla 3 boyutta parçanın tamamını yapmanıza gerek yok.
parçayı bir pasta dilimliyormuş gibi açılı dilimlediğinizde ve o dilimi aynaladığınızda aynı parçayı elde edebiliyorsanız 3 boyutu da simetrik olarak, 3 boyutu simetrik olarak modelleyebilirsiniz. Ben 90 derecelik bir pasta dilimi oluşturacağım. Okey dediğimde artık hem üzerinde kırmızı yani stres ve diğer parametreleri barındıran hem de 90 derecelik bir 3 boyutlu model elde etmiş oldum. Şimdi bu modeli iç parçasını tutup Prosyon 2'nin iç parçası içerisine sürüklediğimde ilmeyerek kendisi gelmiş oldu. Zımbalarımı bir gizliyorum. Yine burada da otomatik pozisyonlamayı deneyeceğim. Parça gelip ilgili yere kendisi pozisyonlanmış oldu. Bir kesit alarak kontrollerini sağlıyorum. Artık bu parçayı kullanabilirim. 2 boyuttan 3 boyuta çevirdiğim için tekrar meş atmam gerekiyor. 2 boyuttan 2 boyuta devam ederken meş atmanıza da gerek yok veya 3 boyuttan 3 boyuta devam ederken meş atmanıza da gerek yok. Ancak 2 boyuttan 3 boyuta çevirdiğinizde eleman tipi değiştiği için tekrar meşlemeniz gerekiyor. Hex mesh atıyorum. Kübik elemanlar. Meşlemişlerim tamamlandı. Ardından bu parçanın ben istenilen asıl parçanın 4'te 1'lik 90 derecelik bir parçası olduğunu tanıtmam gerekiyor. Bunun için de simetri düzlemi kullanıyorum. Simetri düzlemine geldim. Otomatik olarak kendisi tanıdı. Tanımaz ise veya farklı bir pozisyondaysa ben de yüzeyleri seçerek bunun aslında 90 derecelik bir pasta dilimi olduğunu programa tanıtabilirim. Hemen ardından Formic menüsüne geliyorum. Herhangi bir stroke girmeyeceğim. Otomatik pozisyonumu kullanacağım. Simetriyi tanıttığımda 90 derecelik simetri olduğunu otomatik olarak kendisi tanıdı. Buraya geldiğimde iç parçasını pozisyonlama çünkü ben pozisyonladım. Ancak prese bağlı kalıpları otomatik olarak pozisyonlama seçeneğini aktif hale getiriyorum. Bir check yapalım. Eksik bir şey unutmuş muyuz ona bakalım. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Bu modeli çözdürebiliriz. Tekrar sonuca bakalım. İlk etapta başlangıç konumunda hançlarım, birinci etapta hançlarımı, zımbalarımı iç parçasının en üstüne pozisyonluyor ve daha sonrasında da şekillendirmek için devam ediyor. Zaman kaybetmemek için bu modeli durduracağım. Hazır çözülmüş model üzerinden ilerleyelim. İlk etapta birinci operasyonu inceleyelim. Sonucumu açtım. Bu operasyon 2 boyutlu eksen simetrik bir modeldi. 3 boyut olarak da gösterebilirim. Kafa şişim operasyonunun nasıl şekillendiğini burada izleyebiliyorum. Parça üzerindeki stres dağılımını görebiliyorum. Hemen ardından kontağa gelerek kafa kısmında istediğim bölgeleri temas edebilmiş miyim onu görüyorum. Ardından şekillendirme kuvvetini açacağım. Ton cinsine çeviriyorum. Burada birinci operasyon için 16,5 tonluk bir kuvvet uygulamışım. Şekillendirebilmek için gerekli kuvveti 17 ton olarak burada okuyabiliyorum. Hemen ardından sonucunu alıp 2'ye attık. 2'nin sonucunu görelim. Şöyle gizleyeceğim punchlarımı. Pasta dilimini kapatırsam bunun 60 derecelik bir model olduğunu görebilirim. Diğer modelde ben 90 derece yapmıştım. Ancak form gereği 60 derece olarak da modellenebiliyor. Yine şekillendirme animasyonu açıyorum. Parçanın nasıl şekil aldığını net bir şekilde izleyebiliyorum.
Burada kontağa geldiğimde ne kadarlık bir kısma temas etmişim. Bunu görebiliyorum. Malzeme akışını görebilirim. Böylece iç akış hatalarını tespit edebilirim buradan. Yine strain'e ve stres'e geldiğimde parça üzerindeki eş değer net bir şekilde okuyabiliyordum. Kuvvete gelince ikinci operasyon için son cinsinden yine 19 tonluk bir şekillendirme kuvvetine ihtiyaç duymuşum. Bunu net bir şekilde okuyabiliyorum. Windows tal özelliğiyle şu şekilde ikisinin de sonucunu açalım. Sonuçları yan yana inceleyebilirim. Eş zamanlı olarak nasıl şekil aldıklarını da aynı inceleme parametresinde görebilirim. İki operasyon oluşan bir bağlantı elemanının soğuk dönme operasyonunu Synfek formülde kurduk. Bununla ilgili sorularınız var mı? Bununla ilgili sorunuz yoksa diğer ikinci olarak modellediğimiz derin çekme modeline gelelim. Burada form limit parametresini açtığım zaman yırtılacak bölgeleri kırmızı şeklinde gösteriyor. Sarı bölgeler nispeten riskli olarak gördüğünüz bölgeler. Yine mavi bölgelerde herhangi bir risk taşımayan bölgeler olarak bize inceleme fırsatı sunuyor. Modeli hazırlarken parametreleri afaki olarak belirlediğimiz için gerçekte bu işlemi ya literatür taramasıyla ya da Nagajima testi ile numunenizden elde ettiğiniz FLD değerlerini içeriye tanıtmamız gerekiyor. Yine FLD diyagramının işte sonuçta nasıl incelendiği konusunda da en azından bize bir fikir sahibi olduk bu konuda. Kırmızı bölgeler yırtılacak bölgeler, sarı bölgeler riskli olarak nitelendirebiliyoruz. Her iki model için de olabilir. Yaptığımız bu demo çalışması ile ilgili sorularınız varsa hepsini cevaplayabilirim şu anda. Baran Bey, bir sorun benim olacaktı tekrardan. Tabii ki buyurun. Bu mesela akma eğrisi datasını biz çekme testi üzerinden gerçekleştirdiğimiz zaman bunu tekst dosyası üzerinden import edebiliyor muyuz? Diğer programlarda yapılıyor bu. SimFact'te de vardır muhakkak. Bir acaba onu gösterebilir misiniz? Mesela buraya bağlı kalmadan dışarıdan biz yükleme yapmak istediğimizde. Tabii ki. Şöyle, flow curve'ü içeriye bir dosyadan aktarmak istediğinizde Excel formatı olan CVC, CSV dosyası ile buraya direkt olarak tabloyu aktarabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şuradaki dosya butonuna tıklıyorsunuz. Ardından Excel'de oluşturduğunuz pointleri gösteren datayı açıyorsunuz. Bu datanın nasıl bir data olduğunu da görmek için mevcutta bulunan bir malzemenin akma eğrisini dışarı aktaralım. Model kullanıyor. Şuna bakalım. Dışarı export ediyorum. CVS formatında geldim. Pardon, şöyle masa üstünü seçeceğim. Şöyle açtığımda burada data pointleri görebiliyorsunuz.
sıcaklığa bağlı olarak değerler. Girilmiş. Tabii ki burada birden fazla flow curve var. O yüzden data size karışık gelebilir. Tek bir eğri oluşturduğunuzda çok daha az noktayla bu CVC dosyasını oluşturuyorsunuz. Ve yine yazılım içerisinde import kısmından aktarabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şöyle tek bir eğri olduğunu düşünelim. Bu eğriyi rahat bir şekilde içeriye tanıtabilirsiniz. Veya el ile de girme şansınız var. Burada bir tablo oluşturup bu tabloyu da bu Simfect Form içerisinde girip burada bir grafik oluşturabilirsiniz. İster dışarıdan bir Excel'de import edin, isterseniz buradan pointleri girerek böyle bir akma eğrisi burada oluşturabilirsiniz. Teşekkür ederim Baran Bey, sağ olun. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Başka soru varsa alabilirim. Yoksa sözü Tuğçe Hanım'a bırakacağım. Tuğçe Hanım, sözü size bırakıyorum. Bu arada tüm katılımcılara çok teşekkür ederim katıldıkları için. Görüşmek üzere. Teşekkürler Baran Bey. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederiz herkese katılımları için. Hocam, sizlere de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bugün Mihrigül hocamız yanımızda, burada yoktu aramızda. Onlara da tekrardan iletirsiniz teşekkürlerimizi. Bence verimli bir organizasyon oldu. Bunu planladığınız için Mihrigül hocamıza, size tekrardan ben çok teşekkür ederim. Umarım öğrenci arkadaşlarımız da verim alabilmişlerdir. Güzel geçmiştir herkes için. Yine bizim NetForum adreslerimize e-mail olarak sorularınız olursa, aklınıza takılan bugünkü ya da dünkü oturumumuzla ilgili de olabilir ya da herhangi başka bir şeyle de ilgili olabilir, e-mail adreslerimize e-mail atarak bize ulaşabilirsiniz. Her zaman destek vermeye hazırız ve destek veriyoruz aktif olarak. Teşekkür ediyorum ben tekrardan çok. Sohbet bölümünden bir şeyler geldi, onlara bakayım. Evet, sunumları şöyle, biz YouTube kanalımıza yüklüyoruz. YouTube kanalımıza yüklediğimizde de duyuru olarak paylaşacağız. LinkedIn hesabımızda belki paylaşırız. Bazen de duyuru gruplarımıza mail atıyoruz. Ama takip ederseniz YouTube kanalımızı, 1-2 hafta içerisinde yüklemiş oluruz bu seminer kayıtlarını YouTube kanalımıza. NetForum Makine Metal YouTube kanalımızdan bakabilirsiniz. Başka sorusu olan yoksa bitiriyorum ben oturumu artık. Teşekkür ediyoruz hocam tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Çok faydalı oldu. Arkadaşlarımıza da katılmaları için çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler herkese katılımları için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.